Oradan. Ha, bu kırmızılar burada yaşayanlar mı? Buradaki yaşayanlar bu sayede. Yani 1382'den 1500'e kadar. Gördünüz mü? Yani ben her zaman söylüyorum, bakın bu coğrafya sanat coğrafyası. Gene her gittiğimiz yerde bir, bu neymiş, Çeng Saray Meclisi falan. Arkadaşlar 16. asırda şimdi Azerbaycan istifade edilmiştir. Bu 16. asıra kadar bunu istifade etmişler. Bu bir çalgı. Çeng adında. Bu da yine santur dedikleri. Böyle 19. asra kadar istifade olunmuş. Santur 19. asra kadar bunu istifade etmişler arkadaşlar. Kullanmışlar. Bu da Şerki Ut. Şöyle bir oldu göstereyim size. Yani Şah'ın divanının olduğu hisse galiba. Yapıdan da anlaşılacağı üzere. Çünkü bir yerde bilgi de göremiyorum. Hani hangi oda, ne odasıdır, ne vardır. Bu odayı niçin kullanmışlardır. Vallahi bir yerde göremediğim için arkadaşlar ben de size net bir bilgi veremiyorum. Hani her bulunduğum bölmenin ne bölmesi olduğunu anlatan biri de yok yanımda. Şu anda. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar burada da Kur'an var. Bismillahirrahmanirrahim. 20. asra İstanbul Türkiye'den gelmiş. Aa çok güzel, baksanıza ya. Dedeki köynek. Burada işte gördüğünüz üzere zamanda nasıl giyildiği gözüküyor. Şöyle göstereyim. Gelin bakın buradan. Yani o devirlerde saray kadınlarının nasıl giyildiği gösteriliyor. Şekil gitmiştik. Orada da keza öyleydi. Yani bir inanç merkezi, bir mabet varsa hemen yanına yakınına bir yerine bir hamam. Her yer hamamlar. Ama şunu söyleyeyim. Yani Müslümanlıktan ziyade ben bunu hani bilmiyorum, Türkiye'den bu izleyenlerin Fatih Altaylı'nın programı vardı Habertürk'te. Orada İlber Ortaylı dinliyordum. Bu temizlik alışkanlığı var yani. Hani temiz olma alışkanlığı. Hani yıkanma, duş alma, banyo yapma, hani hamam alışkanlığı. Türklerde ekseriyette var. Burada da dönemin şahı. Yine bu alışkanlıkları devam ettirmiş. Çıktık. Şuradan geldik biliyorsunuz. Buraya girdik. Türbeyi, camiyi gezdik. Bu da böyle üst tarafından göstereyim size. Camimizi gezdik. Türbemizi gezdik. Altta o yıkılmış hamamlara baktık. Gelin şimdi saray kompleksinin arka hissesine. Arkadaşlar burada da Şah Mescidi var. Burası da 1441-40 yıllarında Şah Mescidi'nin iki ibadet zalı vardır. Büyük ölçülerde olan Zal Şah ve onun eyanları, küçük zal ise saray kadınları için nezaret tutmuştur. Yani küçük olan yeri kadar saray kadınları, büyük olan yerinde yine erkekler bölümü olarak bizler. Ha, buraya da bu şekilde girebiliyoruz. Ha, burası arkadaşlar, bu caminin bu hissesi büyük salon. Yani büyük tarafı, büyük hissesi olan yer. Burada da yine bir kedimiz var, halıyı deşeliyor. Maşallah kara kedi bizle beraber geziyor. Saraya böyle caminin, yani saraya bağlı caminin içinde sizlerle böyle paylaşayım. Ben de görmüş olayım. Güzel. Burada yine burası da kadınlar bölümü. Dönemin yani kadınlar bölümü. Burası da gördüğünüz üzere kadınlar da bu bölgeye bakarak namazını icra ediyormuş. Şöyle bir tavanı var. Kapalı. Şuradan şöyle bir çıkış var. Yukarı doğru. Aa, çıksam mı ya? Hadi gelin çıkalım ya. Lan var ya. Hep macera, hep macera. Nereye kadar bir yolum emri? Şöyle. Oy, daracık yer. Size üstünü göstereyim.
Bakın burası da böyle. Bak göremez. YouTube'da bulamaz. Ne oluyor lan? Nereye gidiyorsun sen? Şöyle bakın göstereyim. Burada böyle bir yer. Şöyle daracık bir alanda. Aşağı ineceğim inşallah düşmem. Hadi bismillah. Şöyle bir alandan da daracık bir yerden de çıkışı var caminin. Geldik. Evet. Gördüğünüz üzere sarayı, camisi bu kadar. O üstteki cam da galiba şurasıydı galiba ya. Evet, hani demin Gizli'den çıktık ya. Gizli'den çıktığımız cam vardı. Şu, o da şurasıydı. Bak size sarayın gizli bölmelerini bile gezdiriyorum. Görebildiğim her yeri, gördüğüm her açıklığa giriyorum ki size bir şeyler gösterebileyim. Burası da yine Halilullah. Şah Halilullah'ın kabrinin olduğu yerin arka tarafı. Ooo, böyle bir hisseye geldik. Şöyle bir hissesi var. Ama kapalı, niye giremiyoruz ki ya? Neden böyle kapalı her yer? Çok ilginç ya. Bakın burada böyle bölmeler var. Yerler var ama giremiyoruz. Sebep ne ola ki? Giremeyişimizin sebebi. Böyle bir alandayız. Yani burayı ne için kullanmışlar? Ne yapmışlar? Ne olmuş belli değil. Tahmin ediyorum. Tahmin ediyorum burası hamam. Yani galiba sarayın hamam hissesi. Ben öyle düşünüyorum. Yani bu da, bu düşünce de bana nereden geldi arkadaşlar? Bakın şöyle altta görüyor musunuz? Yerler var, böyle havalandırma şey gibi yerler var. Şu altta. Bakın burada da yine böyle bir hani hamamlarda olan böyle havalandırma gene kubbeleri şeyi var. Ve iç tarafların bakın yapısına şu şekilde. Yani bir hamam edası var. Bakın burada yine böyle bir odaları falan var. Yine şuradan bak, aslında şuradan şöyle geçip girebilirim ha. Yasak gözüküyor ama yani kapatmışlar. Bu hisseye gelin bakalım beraber. Neymiş, ne değilmiş görelim. Şöyle göstereyim yukarıdan. Olduğuna gelin birlikte bakalım. Şöyle aşağıdan görebiliyor musunuz? Odanın ayrıntısını falan göstermeye çalışıyorum size ama buraya yasak koymuşlar, girilmez demişler. Aslında girmesine girerim, şimdi şuradan inerim ama hani aşağıda çekecek bir şey yok. Yani aşağıda çekeceğiniz her yeri buradan böyle yukarıdan görebiliyorsunuz. Hani bunun için aşağı inmeye gerek yok. Bir şurada bir oda var kapalı, şu kısım, şu hissi. Yani orayı görmek için inmeye gerek yok. İçerisi pislik kaynıyor, görüyorsunuzdur. Poşetler, moşetler böyle atmışlar pislikler içeri. Burada hani öyle hani kapalı kutu bir şey yok. Hani o camiyle demin gittim ya, hani bir yer var. Böyle gizli bir bölüm, hani kapalı bölüm, merdivenler falan. Hani öyle bir şey yok ki, merak edeyim de çıkayım bakayım yukarıda ne var acaba diye. Burada her şey açık zaten, aşağıda bir şey, pislik içerisinde. Evet, hamam olduğunu tasdikliyorum. Yıkılmış bir hamam. Nerede? Bakın kurnası duruyor, gördünüz mü? Su kurnasıdır. Kurna duruyor. Yani burası hamammış. Evet, şimdi buradan anladık. Hamam olarak yapılmış. Gerçi bakın Müslüman, yani dönemin Müslüman devletlerinde veya da Türklerin, yani diyeyim ki o dönemde biliyorsunuz bu imparatorluk da Türk soyu yani. Türklerde bu Osmanlı'da olsun falan, dikkatinizi bir şey çekti mi? Mesela İstanbul'da falan da. Ya bir yerde bir cami varsa, bir medrese varsa muhakkak hemen en yakınına, içine veya hemen yan, yani bir yerine hemen bir hamam yapıyorlar. Demek ki bu inşa kültürü dönemin hani doğu kısmında bu hissede yaşayan şah devletlerinde de bu varmış. Mesela Şeki
Şeyh'e gitmiştik, orada da keza öyleydi. Yani bir inanç merkezi, bir mabet varsa hemen yanına yakınına bir yerine bir hamam. Her yer hamamlar. Ama şunu söyleyeyim, yani Müslümanlıktan ziyade ben bunu hani bilmiyorum, Türkiye'den bu izleyenlerin Fatih Altaylı'nın programı vardı Habertürk'te. Orada İlber Ortaylı dinliyordum. Bu temizlik alışkanlığı var yani, hani temiz olma alışkanlığı. Hani yıkanma, duş alma, banyo yapma, hani hamam alışkanlığı. Türklerde ekseriyette var. Burada da dönemin şahı. Yine bu alışkanlıkları devam ettirmiş. Çıktık, şuradan geldik biliyorsunuz. Buraya girdik, türbeyi, camiyi gezdik. Bu da böyle üst tarafından göstereyim size. Camimizi gezdik, türbemizi gezdik. Altta o yıkılmış hamamlara baktık. Gelin şimdi saray kompleksinin arka hissesine. Bayıl Kesri diyor. Ne diyor? Hazar Denizi'nin bazı yeri. Arkadaşlar ben şöyle yakınlaştırayım. Siz videoyu burada durdurup istiyorsanız kendiniz okuyun güzelce. Daha iyi anlarsınız. Özellikle Azerbaycanlı kardeşlerim. Şöyle. Tamam. 1925 yılından itibaren suyun seviyesi nöbet defa keskin şekilde azalmakta devam etmiş. Hazar Denizi'nin sularında sağlamdan tikilme. Bakın burada böyle gene bu şurada görüyor musunuz? Arapça alfabelerle, şekillerle bir şeyler yazıyor. Ya da Farsça mı bilmiyorum yani, çok özür dilerim. Şöyle göstereyim size burada. Ortaya çıkarılmış ve sarayın duvarlarının etrafına bu şekilde bakın doldurulmuş. Yine aynı şekilde şu hissede var. Yani size gösterebilirim. Ama oradan başlamadan önce şurada bakın şöyle çok güzel bir havuzumuz var. Yine dönemin şimdi yapılmış bakın. Görüyorsunuz değil mi? Ne kadar güzel. Burada bir su havuzu, üstünü kapatmışlar tabi girmesinler etmesinler diye. Hatırlar mısınız? Size ben bir şey söylemiştim. Benim bir camiler serim var. Azerbaycan'da. Bu camiler serimi çekerken şundan bahsetmiştim. Arkadaşlarım burada çok eski bir Keykubat camisi var. Ben bu caminin yerini bulamıyorum. Sonra tabii ben bunu öğrendim, ettim falan. Şimdi aklıma geldi. Hani orayı çekerken, yani daha doğrusu o bölümü çekerken söylediklerim şu anda aklıma geldi. Bu sarayın bahçesinde olduğunun kalıntılarını sonra ben öğrenmiştim. Ama hani işin aslı biliyorsunuz ki ben günlük yaşadıklarımızı oraya gittik, buraya gittik, Meşla'ya gittik. Başımızdan bir sürü olaylar geçti. Yani anlattık sizlere bunları. Hani ne oldu, ne bitti. Ben dedim hani o arada unutuldu gitti. Şimdi size ben bu Keykubat Mescidi'nin, yani o çok eski Keykubat Mescidi'nin kalıntılarını göstereceğim. Gelin bakalım. Evet, gördüğünüz üzere Keykubat Mescidi'nin kalıntıları. Mescid Medrese Şirvanşah Keykubat İbn 2. Ferruhzad'ın 1317-1356 devrinde inşa edilmiştir. İhtimal edilir ki saray alimi Seyyid Yahya Baküvi bu mescit medresede Şirvanşah 1. Helullah'ın evlatlarına ders değirmiş. Yani 1. biliyorsunuz Şirvanşah Helullah'ın mezar yerini ziyaret ettik. Onun çocukları için ders geçilmiş. Mescit Azerbaycanlıların 1918. yıl Mart soykırımı zamanı Ermeni daşnakları tarafından atılmış artilleriye mermisi ile dağıtılmıştır. Yani topçu mermisiyle mescid dağıtılmış arkadaşlar. Yani burası yıkılmış iyice. Sonra bu da mescidin şu anki kalıntıları. Bu gördüğünüz yer. Yani şu gördüğünüz alan, bu gördüğünüz alan o mescidin kalıntıları. Ne zaman aslında yapılmış? 1317 yılında o mescid inşa edilmiş. Şimdi burayı tekrardan gezeceğiz kalıntıların içerisine. Şimdi anlatabildiğim kadar anlatacağım. Bu Keykubat Mescidi. Türkiye'de Konya'dakiyle karşılaştırmayın söyleyeyim. Bakü'de
bu Keykubat Mescidi arkadaşlar şöyle bir alan. Daha önce bu kapalı tabi. Bu böyle kapalı bir alan. Düşünün bir cami düşünün burada yani bir mescit düşünün. Buraya Ermeni daşnaklar. Şimdi neyse videoda şey yapmayacağım. Buraya top atıyorlar. Saldırı düzenleniyor ve burası yıkılıyor. Hani bu dağılıyor burası. Yıkılıyor. Tabi o yıkıntılardan kalıntılar var. Bakın böyle etrafta görüyorsunuz. Şöyle kalıntıları. Yani burası bir cami alanı. Şurası bir mescit alanı. Bu yıkıntılardan böyle sağda solda bakın kalıntılar var. Anlatabiliyor muyum? Bakın böyle etrafa sağa sola koyulmuş böyle kalıntılar var. Şimdi onlara da gezeceğiz. Böyle bir yer. Şimdi normalde şu anda ben mescide giriyorum. Yani Keykubat Mescidi'ne giriyorum. Nereden? Bu merdivenlerden. Bakın normalde giriyorum. Hop. Girdim. Beni şu anda bir mescidin içerisinde düşünün. Gözünüzde canlandırın. Burası yine şu alan mescidin bir hissesi. Şurada çiçekler falan çıkmış. Bakın bunlar yine mescidin bir sütunları. Böyle görün. Burası yine mescidin sütunları. Şimdi size yine burada dönemin önemli dervişlerinden burada ders geçmiş, burada yaşamış, burada birçok öğrenci okutmuş. Seyyid Yahya Bakuvi'nin türbesine gireceğiz arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Bu şekilde bak aşağı iniyoruz. Yani şu anda Keykubat Camisi'ndeyiz. Böyle üstümüzü kapalı düşün. Tamam, kapalı alandan aşağı iniyoruz. Bu şekilde. Öyle. Gördüğünüz üzere. Burada da türbesi var. Alttan geliyorsunuz. Burada türbesi var. Biz burada bir dua okuyacağım. İzninizle. Gördüğünüz üzere şöyle arkadaşlar yürüyorsunuz ve zamanın dervişinin türbesinin etrafına geliyorsunuz. Bu şekilde şimdi buradan çıkacağım. Gel canım buraya gel. Come here. Şöyle. Böyle çıkıyoruz. Şimdi. Yani dönemin mescidi yani caminin alt hissesinin arkasına bu yerleştirilmiş. Burayı da görüyorsunuz gene. Kıble tarafı. Yani içeride mescitteki kıble tarafıdır burası. Şimdi biz burada gelin. Demin yanlış şimdi görelim. Bakın böyle bir burası alan. Buranın hemen altında Yahya Efendi'nin türbesi var. Böyle bir etrafta sizlere göstereyim. Evet. Şimdi size zamanında bu bölgede yani bulunan, çıkarılan burada Arapça olması gerekirken Arapça taşları, sütunları önünden geçeceğiz şöyle. Bakın şurada yine bir açıklama yazıyor. Ya şey ben bir yer anlatırken sallamıyorum ha. Bak videonun altında bakıyorum yani bir girmeden anlatmadan önce Wikipedia'dan falan bir okuyorum. Biraz bilgi ediniyorum çünkü bilmeden de anlatmayayım diyorum. Öyle anlatıyorum. Yani sizlere aktarmaya çalışıyorum. Anlatayım da demin. Ben bir tarihçi değilim. 13. asırda Daş diyor. Yani bunlar da 13. asırda yapılmış. Bakıyorum. Böyle taşlar var. Bakın böyle bir taşlarımızın sergisi var. Bu şekilde. Böyle. Bilmiyorum. Ben Arapça arkadaşlar okuyamıyorum. Bilmiyorum. Okuyabilen bilen varsa taşların üzerinde bir şeyler yazıyor ama ne yazıyor? Taşlar tabi parçık pinçik. Birleştirilebilenler birleştirilmiş böyle. Okuyabilen varsa okusun. Üzerlerinde ne yazdığına ilgili. Hani Kur'an'dan ayetler de yazıyor olabilir. Bilmiyorum. Veyahut da şehirle, tarihle ilgili bir şeyler de yazıyor olabilir. Böyle sizlere göstereyim. Belki de yani mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'i böyle taşlara da dökmüş olabilirler. Çünkü aklıma o da geliyor. Ya dedim ya bir şey yazmıyor bir yerde yani.
Hani burada bir çalışan da yok ki. Ya kardeşim hani gel bana yardım et. Hani nedir bana anlat burayı diyorum. Sordum az önce anlattım. Onlar da bir şey bilmiyorlar. Hani ben burası ne odası bilmiyoruz diyor. E burası ne diyorum? Vallahi bilmiyoruz diyor. E abi sen burada ne iş yapıyorsun? Bilmiyoruz. Yani o yüzden bana kızmayın lütfen. Yani çünkü çok kısıtlı bilgi bulamıyorum kısıtlı bilgi. Ancak burada bazı levhalar var. Onlardan bir şeyler okuyup anlayıp sizlere aktarmaya çalışıyorum. Murat Darvazası, Şirvanşahlar Sarayı'nın Murat Darvazası Bakü Valisi Baba Bakuve'nin emriyle Sultan bunu hükümdarlık devrinde mimar tarafından inşa edilmiştir. Böyle gidiyor. Burası yine sarayın bir hissesi. Baksanıza ağaçlar falan. Süslemeleri güzel ama yani bakımını güzel yapmışlar. Ben Azerbaycan'da şey hoşuma gidiyor bakın. Burada tarihi yerleri artık buranın hani hangi bakanlık veya belediye mi valilik mi bakıyor bilmiyorum ama hakikaten güzel bakıyorlar. Hani temizlenmesini, etrafının peyzajını yani şeyini falan hakikaten güzel yapıyor. Bu benim çok hoşuma gidiyor ya. Hani benim çok gözüme hitap ediyor daha doğrusu. Beğenmeyen olabilir belki ama bilmiyorum benim gözüme çok hitap ediyor. Beni çok seviyorum yani. Neyse saraydan çıkalım. İki muhabbet edeceğiz. Anlatacağım bazı şeyler var. Darlandığım bazı konular. Şimdi ben buradan çıkmam lazım. Herhalde geldiğim yoldan çıkacağım. Diğeri. Hadi. Nasıl sarayımız hoşuna gitti mi? Yani gezilebilecek yerler bu kadar. Size gizli yerlere bile çıkmaya çalıştım. Yasak olmasına rağmen bile inşallah yani kızmazlar diye ama kimse görmedi. İşte aramızda. Evet, buradan da yukarı çıkıyoruz. Şu şekilde bismillah. Buradan çıkış nereden? Biz burada mı kaldık? Vallahi kaldık mı? Ne yaptık? Çıkışı nereden gerçekleştireceğiz şimdi biz burada? Bu dönemin Ermeni taşnak şerefslerini yaptıklarını görüyorsunuz değil mi? Bakın şu duvardaki mermi izleri. Hakikaten çok kötü ya. Burada yani 1200 Azeri kardeşimiz yani Azerbaycanlı kardeşimiz öldürülmüş. Şerefsizler. Neyse. Sinirlenmeyeceğim. O dönem için bahsediyorum yani. Sonra kırgın gitmesin. Biz nereden çıkacağız dayı? Burada kaldık. Gördüğünüz üzere saraydan çıktım. Ya çok güzeldi, otantikti. Ya üzüldüğüm konu hani bunu kötü bir eleştiri olarak algılamayın. Hani zamanında birçok saldırıya maruz kalmış, yıkılmış. Ben onlara çok üzüldüm. Burada bazı odaları değiştirmişler. Yerler değişmiş. Hani mesela Şah'ın odası neresi? Atıyorum Osmanlı'da harem deniliyor veyahut da burada ne deniliyor bilmiyorum. Hani kadınların odası neresi? Bunlar hep Rusların işte burada kötü amaçlar için kullanmışlar. Cephanelik olarak kullanılmış. Burada ahır olarak kullanılmış. Yani birçok böyle harabeden geçmiş. Bakın şöyle bir geldim. Geldim yoldan aşağı ineceğim. Ve yine şehrin içine geçip yürümeye devam edeceğim. Şimdi biz asıl konumuza gelelim. Yürürken de size anlatayım. Arkadaşlar ben yani bu kanal bir gezi seyahat kanalı değil. Yani şunu düşünmeyin. İşte ya bu adam gezgin. Hayır ben gezgin değilim. Öncelikle burada bir hemfikir olalım. Ben geziyorum. Gezerken bir şeyler öğreniyorum. Biz biliyorsunuz ki bu sürece çıkarken bir göç yolculuğu olarak çıktık. Ve sizlerle beraber birçok içerik çekiyorum. Ondan sonra hani ben ailem, burası bir aile kanalı. Ailemle birlikte başıma ne geliyorsa sizlere onu anlatıyorum. Hani çıkıyorum bakın dolandırıldım diyorum. Anlattım size bunun videosunda. Buraya çıkıp geldik diyorum. Ya bir aile kanalı. Ben o gün evimde durup başıma evde de birçok şey gelebilir. Gelen şeyi sizle paylaşabilmek için çekimi evde de yapabilirim. Veyahut da bulunduğum muhitte bir ay bulunabilirim. Bir ay boyunca ben size orada elimden geleni anlatmaya çalışırım. Sonuçta dediğim gibi burası bir aile kanalı. Benim kanalım, eşimin kanalı.
hani biz başımıza gelen olumlu ya da olumsuz, iyi ya da kötü şeyleri sizlere anlatıyoruz. Ha, bu esnada ben geziyorum. Gezerken de size böyle gördünüz az önce, hiç planımda yoktu. Buraya çıktım, bu merdivenlerin buradan ilk defa çıktım. Baktım Şirvanşahlar Sarayı da karşımda. Hadi dedim sizin için buraya çekeyim, geleyim, göstereyim. Ondan sonra ben daha önce bir kere buraya gelmiştim. Öyle yalandan bir gezmiştim ondan sonra. Şimdi arkadaşlar sizinle beraber geziyorum. Mesela diyelim canım sıkılıyor. Ben atıyorum işte falanca yere gidiyorum. Ya gidiyorum diyorum, gezeyim biraz, dolaşayım. Çünkü boş vaktim. Ben bilgisayardan çalışıyorum. Uzaktan çalışıyorum. Hani benim için bir iş yerim bir önemi yok. Yani ben buradan Rusya'ya da gitsem aylık kazancım 3 aşağı 5 yukarı kaldırırım. Alaska'ya da gitsem kaldırırım yani. Nerede olduğumun bir önemi yok. Ben gezerken sizlerle paylaşıyorum. Videonun altına yorum yazıyorlar. Abi sen hep aynı yerdesin. Kardeşim ne bekliyorsun ya? Ben sana günlük vlog atıyorum. Her gün bir video atıyorum sana. Her gün bir video atıyorum sana. Bir içerik atıyorum. Ben affedersin de Azerbaycan çok mu büyük? Hani nasıl desem yani, bir Amerika kıtası, yani Amerika kıtası mı yani? Bir Rusya mı ki her gün farklı bir yere gidebileyim? Her gün başka bir... Kaldı ki bunun bir maliyeti var. Yani ben her gün bir yere gitmenin arkadaşlar bir maliyeti var. Sen cebime benim parayı koymuyorsun kardeşim. Ben günlük vlogumu atıyorum sana. Ben o gün bir yere gidip geziyorsam onu sana atıyorum, paylaşıyorum. Abi hep aynı yere mi gideceğiz? İzleme kardeşim, o zaman ne diyeyim? Bak benim kanal açıklamamda ne yazıyor? Bu bir aile serüvenidir. Ailemizin başına her ne gelirse gelsin sizinle paylaşacağız. Burada bakın ev tuttuk. Burada Ayten'in iki tane akrabasında kaldık. Burada dolandırıldık. Burada başımıza farklı şeyler geldi. Ben burada iş yapıyorum. Şu anda ufak tefek işler yapıyorum. Ondan sonra anlatıyoruz bunları size. Paylaşıyoruz. Sen kalkıyorsun bana diyorsun ki sen neden hep aynı yerdesin? Güzel kardeşim, ben hep aynı yerde değilim. Yani sen öyle görüyorsun. Ben aynı yerde olduğum zaman işim yoktur. Sorunlarım var, problemlerim var. Sizlerle paylaşıyorum, anlatıyorum. İnsana sistem ettirmeyin ya. Şimdi gelelim bir diğer konumuza. Şimdi farklı bir konumuza geleceğiz. İşte ben mesela bir yere anlatıyorum. Diyorum ki ya bu işte bina diyorum ne kadar güzel diyorum ya. Sovyetler zamanında yapılmış. Adam altına yazıyor. Sovyetler, Sovyetler. Ne Sovyetlermiş be? 5 mertebeliler, 9 mertebelileri kim yaptı? Bu binaları kim yaptı? Anlat bana. Kim yaptı ya? Söyle. Hadi anlat. Binaların üzerinde yazıyor. Ne diyeyim? Ne zaman kim yaptı diyeyim? Sen mi yaptın? Atan mı yaptı? Kim yaptı? Baban mı yaptı? Buyur. Kim yaptı kardeşim? Binanın üzerinde açıklaması var. Gelin okuyalım şimdi hep beraber. Hangi devirde yapıldığını gelin görelim. Ya abi saçmalıyorsunuz ya. Yani gereksiz bir milliyetçilik yapmayın abi. Şimdi Türkiye'de siz zannediyor musunuz ki Sovyetlerin yaptığı binalar yok? Var. Arkadaşlar biliyorsunuz ki bir dönem Osmanlı-Rus savaşları vardı. Osmanlı-Rus savaşları vardı bir dönemde. Hatta bizim işte Kars, Artvin, Erzurum, Ardahan bölgesi biliyorsunuz ki dönemin Rusya'sının hakimiyeti altına girdi. Ve bu dönemde de yani orada kısa bir dönemde de onlar orada bazı inşaatlar yaptı, evler yaptı. Bugün girin Google'a görürsünüz. Vallahi çok da güzel sağlam binalar yapmış adamlar. Hala bu günümüzde de Türkiye'de bile yani dönemin Rusya'sının, Sovyetlerinin mi diyelim artık Rusya'sının yapıları var. Yani o diyorum adam ne güzel yapmış ya. Bundan gocunacak ne var? Bundan hani başına alacak ne yani? Sovyet lafını duyunca daha ne rahatsız oluyorsunuz arkadaşım? Yani ben bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Osmanlı yani Türk-Rus savaşları döneminde Osmanlı çöküş döneminde birçok yenilgiler aldı, birçok torpaklarını verdi. Bugün biliyorsunuz ki Moldova ve Ukrayna'ya kadar, Kırım'a kadar hepsi Osmanlı toprağıydı yani. Savaşa savaşa kaybetti, yenile yenile. Olabilir, bu tarihtir. Oluyor böyle şeyler. Ya bundan gocunacak, bundan alınacak, satınacak ne var? Bu senin tarihin ve bununla da gurur duyulacak bir şey var. Bakın şu binaya abi. 10 numara. Abi şu görkeme bakar mısınız binadaki? Şu görkeme bakar mısınız? Abi 10 numara ya. Yani bundan ben şimdi şu devirde şu taraftan yapıldı. Adam hemen başlayacak. Benimle alakası var. Benimle alakası var. İşte. Neyse konuyu burada kapatıyorum. Yani kalkıp da alta saçma sapan yorum yapmayın. Kurban olayım size.
yapmayın abi. Yani hayır. Gereksiz bir milliyetçilik yapılıyor. Sinirleniyorum. Yani gereksiz yani şey oluyor. Art niyetli ve o art niyetinin altında da arkadaşlar yani 1908-1914 yıllarda yapılmış bir bina burası. Neyse yani gereksiz bir milliyetçilik, gereksiz bir nasıl desem, yani gurur mu diyeyim, vallahi bilemedim yani hani safi gereksiz ya. Yani ne gerek var, bırakın salın kendinizi biraz ya, hani burada çok güzel gurur duyulacak şeyler var ya. Benim tekrar söylüyorum, tekrar söylüyorum. Konuyu da kapatıyorum, bir daha açmayacağım. Yazan olursa böyle saçma sapan da hakikaten engelleyeceğim. Benim videolarımın hiçbirinde ben 7 ayda Azerbaycan'dayım. Ben 7 ayda burada tamına 115 tane video yayınlamışım. 115 tane video yayınlamışım. Benim yayınladığım hiçbir videoda ne Azerbaycan'a, ne Azerbaycan halkına, ne yöneticilerine, ne burada memurlarına herhangi bir hakaretim, küçük düşürücü bir kelimem asla olmadı, olmaz da. İki, ben hiçbir yani videomda askeri, polisi, askeri noktaları yani binalarını, yerlerini falan çekmiyorum, çekmemeye özen gösteriyorum. Üç, ben hiçbir videomda Azerbaycan kültürü, Azerbaycan'ın işte falanı filanı hakkında kötü bir tek kelime etmedim. Ha, eleştirdiğim konular oldu mu? Mesela normal yaşantısal konular ve bununla da şunu bağdaştırarak kapatmışımdır. Ya ben burada değilim ama benim gördüğüm bu. Bu hani atıyorum işte yani daha iyi olabilir. Zamanla da daha iyi olacağına inanıyorum. Sonuçta ben buranın dediğim gibi vatandaşı değilim. Buralı değilim. Halkın ne beklediği ne gördüğü de işin açıkçası biliyorum. Ama ben bunu videomda dile getirmem. Burası siyasi bir kanal değil. O yüzden hiçbir videomun altına yok sen Azerbaycan'ı pisliyorsun. Neyini pisliyorum? Yerdeki bokumu çekiyorum. Allah Allah ya. Yani tövbe tövbe. Bazen sinirlendiriyorsun insanı var ya bazen böyle saçma sapan, gereksiz, izlememiş veyahut da böyle art niyetli. Yani bak normalde beni tanıyanlar bilir. Benim ağzım bozuktur. Video çekerken dikkat ediyorum. Çünkü niye? Bu videoyu benim ablalarım izliyor, kız kardeşlerim izliyor, benden yaşça küçük erkek kardeşlerim izliyor, saygı duyduğum, sevdiğim insanlar izliyor. Anlatabiliyor muyum? O yüzden konuşma üslubuma dikkat ediyorum. Küfür etmiyorum. Normalde nasıl ettiğimi de bilirler. Yani video kamerayı kapatınca ediyorum. O yüzden arkadaşlar lütfen rica ediyorum. Bakın terbiyemizi takınalım. Güzel bir kanal, çok güzel bir ortam oluşuyor. Ha. Bu ortamı bozmak isteyenler varsa arkadaşım izleme ya. İzleme ya. Ya benim videom çok izlensin. Kanalıma çok abone olsun. Eyvallah. İsterim. Ama adam gibi insanlar izlesin. Adam gibi yorumlar. Ha eleştirebilirsiniz. Mesela ben az önce sarayı çektim. Ya şöyle çekebilirdin. Şunu yapabilirdin. Veyahut da hani bu tarz çekimler yap. Olur. Öyle tabii ki yani yorum yapacaksınız. Şöyle bir alana geldim Targova'ya. Şimdi kafede bir yerde oturacağım, bir kahve içeceğim, bir soluklanacağım. Sonra eve doğru geçerim. Böyle bir alandayız. Gidiyoruz bakalım. Of. Yani bu konuda anlaştık değil mi? Anlaştık mı bu konuda? Hani bak. Bu konuda anlaşalım lütfen, rica ediyorum. Yani hani bu kanalda şu performansı bekleme. Bu adam her gün bir yere gidecek. Bu adam her gün bir yere gidecek. Ya da işte bu adam eşiyle her gün şuraya gidecekler. Her gün bize bunu çekecekler. Her gün bize bu yeri gösterecekler. Abi yok. Burası bir aile kanalı. Bu bir aile serüveni. Evet biz gezeceğiz. Tırnak içerisinde yiyeceğiz, içeceğiz, gezeceğiz, eğleneceğiz. Ama size dertlerimizi de anlatacağız. Bakın ben buradan başka bir ülkeye geçeceğim. Benim Azerbaycan'da, Türkiye'de ve Azerbaycan'da güzel kardeşlerim az maaş alıyorsunuz. Hayat standartlarımız iyi değil. Ya işte biz de şuraya gidip çalışsak.
Veyahut da biz de şu işi yapsak. Ben sizlere bunlar hakkında ilerleyen dönemlerde bilgi vereceğim. Ben önce kendim yaşıyorum, sonra size aktarmaya çalışıyorum. Ben bir e-ticarete girdim, biliyorsunuz ki. Yani farklı bir e-ticaret sistemine girdim. Bir iki ay oldu. İstediğim performansı alamadım. Size daha önce de anlattım. İstediğim performansı alamadığım için, bakın ben kendim alamadığım için, mesela size anlatacağım bunu. Hani ne oldu, ne bitti, nasıl olduğu size anlatacağım. Bakın böyle maymunu görüyor musunuz? Neyse, bunu size anlatacağım. Ama şu anda dediğim gibi tam performans almadığım için size anlatmıyorum. Çünkü önce ben kendim tatbik edeceğim. Bakacağım ben kazanabiliyor muyum? Kazanabiliyorsam, sizin faydası varsa size öyle anlatmak istiyorum bunu. Baştan sona kadar herkes yapsın. Benim için sıkıntı yok. Mesela bunun gibi. Şimdi gideceğiz başka bir ülkeye. Ben buradan çıkacağım. Öyle ya da böyle. Ha, Avrupa olur, Amerika olur, Avustralya olur. Bilmiyorum işte. Kısa bir zaman içerisinde çıkacağım. Bunu size aktaracağım. İşte yani nasıl gittim, neden gittik, ne yaptık, buraya gelmeniz için ne yapmanız gerekiyor, hangi işleri yapabilirsiniz tarzında. Mesela size videolar çekeyim, sizi bilgilendirici şeyler yapacağım. Özellikle Türkiye'deki ve Azerbaycan'daki kardeşlerim için gelir seviyesi düşük, yurt dışında daha iyi bir hayat standartında, alım gücünde yaşamak isteyen kardeşlerim için bunu yapacağım. Ama siz kalkıyorsunuz kardeşim, yok budur, şudur, şöyle yap, böyle yap. Abi size hiçbir şey yaralamıyorum. Yani ben herkes için söylemiyorum. Bazı insanlar için söylüyorum. Yani TikTok'ta, YouTube'da, Vimeo'da böyle alıksız yorum yapanlar için. Ne diyelim ki? Allah sonunuzu hayretsin. Neyse, konuyu kapattım. Şimdi böyle geldik. Targova'dayız. Buraya Nizami Küçesi de mi diyorlardı? Yanlış bilmiyorsam. Öyle olması lazımdı galiba. Ama genellikle halk arasında herkes burayı Targova olarak bilir. Burada geziyoruz. Şurada ileride bir kafede falan otururum, bir kahve alıp içeceğim, biraz dinlenirim. Ondan sonra yavaş yavaş evimize doğru geçeriz. Şimdi şöyle bir soğuk kahve aldım. Aa, bu arada şeyi söylemedim. Ben müzeye 4 manata girdim. Normalde benim burada oturumum olduğu için, oturumum olmasaydı benim müzeye girişim 15 manatlı. Onun bilgisini vereyim. Şimdi kendime böyle bir kahve aldım. Böyle hani bu kafeler falan kardeşim, bu Azerbaycan halkında para yoktu oğlum. Ben Glorigens'te oturacak yer bulamadım. Şimdi aldım kahvemi, ileri gidiyorum. Bütün her yerde full. Maşallah boş bir tane de yer yok. Demek ki burada herkes zengin acı. Para çok. Sıkıntı yok. Evet, şöyle Targova dedikleri alana, meydana geldik. Kışın burayı size göstermiştim, biliyorsun bu kadar yoğun ve şey değildi. Yılbaşında da gösterdim. Ondan sonra yine burada biliyorsunuz ki Nevruz Bayramı vardı. O zaman da geldim, gösterdim. Yine bu kadar kalabalık değildi. Bugün bayağı kalabalık. Ve şöyle meydanı göstereyim size. Alanı bu şekilde. Kışın biliyorsunuz ki burada şeyler vardı. Böyle alet, erzavat, ne bileyim böyle kulübeler falan vardı. Kaldırmışlar şimdi onları buradan. Meydanda yine böyle bir süslememiz var. Bir nefer 3 manat. 4 dakikaymış. Şu atlı karıncanın. Böyle gelin bakalım, etrafı göstereyim size. İnsanlar dinleniyor. Oturuyorlar. Ben de kendime oturacak bir yer bulursam oturacağım. Size böyle çekeyim, göstereyim. Benim bir şey dikkatimi çekti. Çok fazla şey var. Söyleyin. Turist. Arap ve Pakistanlı falan çok fazla yani. Aşırı fazla Pakistanlı ve Arap turist görüyorum. Şerif. Benim böyle köpeğimiz var. Ayaklarını geziyor. Böyle etrafı göstereyim, ağaçları, yerleri. Buralarda işte değil ama ki özgürlüğü diyemedim. Dediğim gibi yani. Güzel ya, ben arada bir böyle geziyorum, dolaşıyorum. Kamera açmıyorum, her zaman kamera açmıyorum arkadaşlar. Bazen moralim bozuk oluyor, bazen yanımda birileri oluyor. Bazen ailemle olmak zorundayım. Hani ailemle bir şeyler yapıyorum falan. Yani her şeyi de ailemle yaparken çekmiyorum tabii ki. Çekebildiğim kadar. Veyahut da çekmek istediğim kadar diyeyim.
Ya çünkü sohbetleri, muhabbetleri diyoruz. Her şeyi göstermekte uygun değil. Böyle taş işlemeler falan koymuşlar. Tarafta yine burada sokakta gezen bir ablamız var. Görüyorsunuz. Artık uyuşturucunun etkisinde mi bilmiyoruz. Olabilir. Çünkü bu Targova'da öyle bir kaç kere başımıza geldi itemle diyeken. Öyle geldik işte. Öyle dur. Gezinti. Gördüğünüz üzere Targova'da böyle yaz vakti. Saat akşam 6.30-7 civarlarındayız şu anda. Bu saatlerde böyle bir durum. Ben de şimdi oturacağım bir arada, çayımı içeyim. Biraz dinleneyim. Sonra tekrardan kamerayı açar. Veyahut da eve doğru geçeriz yavaş yavaş. Öyle yapacağım. Bugün bu kadar yeter daha. Kaç saattir dışarıdayım ben. Geldim böyle bir çevrede oturuyorum. Şuraya oturdum. Şöyle. Neyse işte. Şöyle etrafa bakıyorum. Kahvemi içiyorum. Sigaramı içiyorum. İnsanları izliyorum. Şimdi sosyal medyada videolarımı yüklüyorum. Oturduğum yerden. Ondan sonra işte Instagram'da, YouTube'da, TikTok'ta falan. Ne bileyim işte yüklüyorum. Sonra bitsin. Kahvem de bitsin sonra çıkacağız. Metroya doğru yürürüz. Hava karardı. Neyse. Aa ben şeyi unuttum ha, geziyorduk. Apte'ye gidecektim. Tartılacaktım. Çünkü bugün kilomu alacağım. Hani ona göre bir ay sonraya bakacağız. Ne kadar kilo aldım, ne kadar verdim, ne yaptık. Ne yapacağım? Bu süreç içerisinde ne yaptığımda zayıfladım. Zayıflarsam tabii. Onu size gösterecektim. Yolun üzerine bir aptek bulursam eve doğru gidiyorum. Şimdi çıktım. Bir aptek bulursam tartılacağım. Onu da size göstereceğim. Öyle. Şimdi metroya doğru yürüyorum. Böyle bir alandayım. Bu alandan şöyle. Şu anda neredeyim? Targova'dayım. Azerbaycan'da. Güzel mimarisi, ülke güzel, her şey güzel. Bakalım hayırlısıyla. Şöyle bir alana geldim. Şimdi buradan ileriden çocukla demin sordum. Metroya, sahil metroya gideceğim. Sahil metrodan bineceğim. 28 Mayıs'ta aktarma yapacağım. Nermanova geçeceğim. Neyse şöyle bir alandan gideyim. Biraz bir yerde aptek bulursam tartılacağım ya. Onu arıyorum şu anda. Aptek, eczane yani. Eczane bulursam tartılacağım. Geldim Nermanova. Şimdi burada bir yerde bir tartı bulup tartılacağım. Ondan sonra yavaş yavaş eve doğru geçeceğim. Neyse bayağı rüzgar başladı. Gidiyorum eve. Ya bir tane daha apteğe girdim. Orada da terazi bulamadım. Ne yapayım? Teraziyi satın alacağız artık. Yapacak bir şey yok. Tartılacak yer bulamıyorum ya. Neyse yarın da bakarız. Şeyi anlamıyorum. Şimdi bu eczanelerde yani buradaki apteklerde terazi yok. Mesela bazı ilaçlar var. Onları verirken mesela hani kiloya göre falan almanız lazım ya. Mesela şırınga gibi bir şeyle çekiyorsun. Diyorsun ki mesela işte 40 kiloda, 50 kiloda, 60 kiloda. Mesela diyelim ki ben çocuğumun kilosunu bilmiyorum. İlacı neye göre çekip onun kilosuna göre atıyorum antibiyotik olur şey olur vereceğim. Çok muamma ya. Tamam hastanede falan şey olur ama mesela böyle bir durumda öğrenmek istiyorum kilosunu. Öğrenemiyorsun. İlginç.